Merhaba arkadaşlar. Görüntülü Akademi stüdyolarında bugünkü dersimiz sözel mantık sorularının bir diğer türü olan yer, yön, konum belirleme soruları. İlk sorumuza başlayabiliriz. Buyurun. Demiş ki: Ayça, Burcu, Ceren, Deniz, Ebru, Faruk, Gizem ve Hasan aynı sınıftadırlar. Tek kişilik sıralardan oluşan sınıfın sıra düzeni aşağıdaki gibidir. Burada bize sırayı vermiş zaten gördüğümüz gibi. Birden 8'e kadar ayrı ayrı sıralar ama bunların ikişerli olduğunu da görmek lazım. Devam edelim. Sınıftaki oturma düzeni hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Birinci madde. Gizem öndeki iki sıradan birinde oturmaktadır. Ya 1 ya 5 olmak durumunda. İkinci madde. Burcu 6 numaralı sırada oturmaktadır ki bu kesin bilgi önemli. Sonraki madde. Ayça, Deniz'in, Ebru da Ceren'in hemen arkasındaki sırada oturmaktadır. Ve son olarak da Hasan, Deniz'in yanındaki sırada oturmaktadır. Şimdi arkadaşlar, dört öncülü bir sorumuz pek zor değil diye düşünüyorum. Önce şekli kabaca bir çizersek eğer şu şekilde. Ve 4 diye yazdık. Şuraya 1, 2, 3, 4 şekildeki gibi 5, 6, 7, 8 diye yazdık. Geçen derste vurguladığımız gibi özellikle demiştik ki arkadaşlar ilk önce tabloyu veya bir bilgiyi yerleştirirken kesin bilgilerle başlıyorduk. Burada bana verdiği kesin bilgi olarak Burcu 6. sırada oturmakta direkt buraya yazdım arkadaşlar. Daha sonra şunu söylemiştim. Gizem öndeki iki sıradan birde oturmakta yani ya birde ya da beşte olmak zorunda. Ardından 3. maddede iki ardışıklıktan bahsetti. Arka arkaya oturan kişilerden demiş ki Ayça Deniz'in arkasında. Yani şöyle olacak. Ben kısa not biçimde yazıyorum. Ayça Deniz'in arkasında olacak. Öte yandan Ebru da Ceren'in arkasındaki sırada olacaktır. Ceren burada olursa Ebru şurada olacaktır. Ve işim daha bitmedi. Son maddede ise demiş ki Hasan ve Deniz yan yana oturacaklardır. Yani daha doğrusu bu şekilde olacaklardır. Ben gene Hasan'ı buraya yazayım. Şimdi artık ihtimallere dayalı bir soru olduğu için şöyle gidelim. Bir deneyelim mesela. Bunlar ardışık olduğu için. Ardışıkları veya arka arkalıklarını ben nasıl yerleştirebilirim? Ya 1, 2 olur, ya 3, 4 veya 7, 8 olmak zorundadır. Örnek veriyorum. Ayşe ile Deniz'i ben mesela 7, 8'e verebilirim. 7, 8'e verirsem Hasan bu sefer 3'e denk gelmek durumundadır. Çünkü bunlar yan yana olacak idi. Ya da Ayça ve Deniz'i ben benzer şekilde 3'e verirsem, ya Deniz 3'te Ayça 4'te olursa bu sefer Hasan da 7. sırada oturmak zorunda kalır. Ayça ve Deniz'i başa alırsam ben nasıl olur? Şimdi Deniz 1'de Ayça 2'de olursa Hasan da doğal olarak Deniz'in yanında olduğu için 5'te oturmak zorunda kalır. Ancak bir maddede demiştik ki Gizem en öndeki sıraların birinde oturmaktan ve bu sebeple Ayça ve Deniz hiçbir şekilde 1 ve 2'de oturamayacak. Oturamayacaksa o zaman iki ihtimal çıkar karşımıza ya 3, 4 ya da 7, 8'de olacaktır. Geldik Ebru ve Ceren'e. Ebru ve Ceren örnek veriyorum. 7, 8'de oturursa o zaman Deniz ve Ayça'yı ben zaten 3 ve 4'e vermek durumunda kalırım. Bu sefer de Deniz ve Hasan'ın yan yana oturması gerektiği şey düşüncesi veya bilgisi tam oturmaz, karşılık bulmaz. Bu sebeple arkadaşlar Ebru ve Ceren'in oturacağı tek bir yer var. O da 1 ve 2 numaralı sıralar olmak zorundadır. Ceren 1'de, Ebru 2'de. Tekrar söylüyorum neden bu şekilde diye. Bunlar başka yere geçtiği zaman Ayça ve Deniz'i ben yerleştirdiğimde Deniz ve Hasan yan yana oturamıyor. Bu sebeple arkadaşlar. Bunlardan sonra geri kalan bilgilere bakıldığında Gizem'in en öndeki iki sıranın birinde oturduğunu hatırlayalım. Eğer durum böyleyse, Ceren 1'de ise o zaman Gizem 5'te oturmak zorunda kalır. Gizem'i bu şekilde yazdım. Geri kalanlara bakıldığında ben iki ihtimalde Ayça ve Deniz'i 3 ve 4'e yerleştirebileceğim gibi bu tarafa da yerleştirebilirim. Ama buraya yerleştirirsem dikkat edersek şimdi Deniz'in hemen yanında Hasan olacaktır. Örnek 3, 4'te olursa Deniz 3'te Hasan 7'de olacak. Veya dersi olduğunda Deniz ve Ayça 7, 8'de olduğunda Hasan 3'te olacak. Hiç şu ana kadar yazmadığımız bir isim kaldı. Gözümüze çarpması gereken o da arkadaşlar Faruk'tur. Faruk'un gene nerede oturacağı kesin değil, belli değildir ama şu kesindir. Her iki ihtimalde Faruk Ayça ile yan yana oturmak durumunda kalacaktır arkadaşlar. Şöyle ki Deniz burada, Ayça burada olduğunda Hasan burada olacağı için Faruk 8'de olacak. Yer değiştirsin. Deniz burada, Ayça burada olduğunda Hasan burada olacağı için de Faruk gene burada olacaktır. Dedikten sonra artık sorularımıza bakalım arkadaşlar.
İlk soru. Demiş ki aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Faruk Ayça'nın yanındaki sırada oturmaktadır. Hasan Burcu'nun hemen arkasındaki sırada oturmaktadır. Faruk Gizem'in hemen arkasındaki sırada oturmaktadır. Ayça Burcu'nun yanındaki sırada oturmaktadır. Ve son olarak da Ebru Deniz'in hemen önündeki sırada oturmaktadır. Bunları fark edebilmek için arkadaşlar sırasıyla bakıldığında şimdi Faruk Ayça'nın yanındaki sırada oturmakta demiş. Az önce zaten bu yargıya varmıştık. Her iki ihtimalde Ayça ve Faruk'un yan yana oturacağını az önce söylemiştik. Yani Deniz burada, Ayça burada olduğunda Hasan şurada, Faruk burada olacak. Ya da Deniz şurada, Ayça burada olduğunda benzer şekilde Hasan burada olacağı için Faruk burası, Faruk'a kalan yer burası olacak. Ve cevabımız A olacaktır arkadaşlar. Kesinlikle doğru cevap A. Bir diğer sorumuz. Demiş ki aşağıdakilerin hangisinde Hasan'ın oturma olasılığı olan sıra numaraları birlikte verilmiştir? A 1-3, B 3-5, C 3-7, D 5-7, E 7-8. Şimdi az önce zaten bunu cevaplamıştık aslında. Dedik ki Deniz Ayça olursa Hasan burada olur. Hasan o zaman 7'de oturabiliyor. Ya da arkadaşlar şöyle geçsem. Eğer Deniz burada, Ayça burada olursa Hasan burada oturabiliyor. Yani hem 3'te oturma şansı vardır veya 7'de oturma şansı vardır. Yani 3-7 olduğu için cevabımızın C olması gerekir. Bir diğer sorumuz. Demiş ki aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A. Ayça 4 numaralı sırada oturmaktadır. B. Gizem 5 numaralı sırada oturmaktadır. C. Ebru Hasan'ın hemen önündeki sırada oturmaktadır. D. Deniz 1 numaralı sırada oturmaktadır. E. Ceren Gizem'in yanındaki sırada oturmaktadır. Bakıldığında arkadaşlar şimdi zaten Gizem Ceren yan yana olmuş. Doğru. Burada hiç uğraşmaya da gerek yok. Zaten Deniz ve Ayça'nın 1 ve 2'de oturamayacağını bizler söylemiştik. Bu bakımdan D şıkkındaki Deniz 1 numaralı sırada oturmakta bilgisi yanlış bir bilgi, hatta kesin yanlış bir bilgidir. O zaman cevabımızın D olması gerekir. Ve son sorumuz bu metinle ilgili. Demiş ki aşağıdaki sıraların hangilerine kimlerin oturduğu kesin olarak bilinmektedir. Hatta şıklara geçmeden bile zaten fark edilir de biz gene kabaca okuyalım. Demiş ki A 1 2 3 4, B 1 2 5 6, C 3 4 5 6, D 3 4 7 8 ve E 5 6 7 8. Bu tarafa bakıldığında arkadaşlar 1 belli, 2 belli, 5 belli, 6 belli. Yani şuradaki kısımların hepsini alıyorum. 1 2 5 6 bilgilerimiz B seçeneğinde vardır. Cevabımızın B olması. Bir sonraki sorumuz raf sorusu arkadaşlar. Bir okuyalım. Demiş ki bir markette KLMNPRST markalarında sabunlar satılmaktadır. Sabunlar en alttaki birinci olmak üzere üst üste 5 rafta yer almaktadır. Sabunların bulundukları raflarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Soruyu okurken bile şunu fark etmek lazım. Raf sayısı 5 ve buradaki sabun sayısının da 8 olduğunu görmek lazım arkadaşlar. Öncüllere bakalım. Birinci madde, her rafta en fazla 2 farklı markanın sabunları bulunmaktadır. İkinci madde, üçüncü rafta sadece P markalı sabunlar yer almakta. Bunu okurken kesin bilgi olduğunu zihninizde tutun. Üçüncü madde, N ve L markalı sabunlar S markalı sabunların bir üst tarafında, tabii nerede olduğunu bilmiyoruz ama bir ardışıklık var sadece.